Halleç. Vereceğim karar her şeyi değiştirecek. Ben sana bir daha bu soruyu sormayacağım. Cevabını bekliyorum Macit. Peki anne. Benimle evleneceğim. Ama bu hiçbir zaman gerçek bir evlilik olmayacak anne. Sadece sizin zorunuzla kağıt üzerinde iş içinde evlilik olacak. Sakın benden daha fazlasını istemeyin. Anne sakın. Sakın bir şey söyleme. Zaten bu kadarına zor katlanıyorum. Bunu babam için yapacağım. Babam iyileştiğinde, şirkette işler yoluna girdiğinde, bu anlamsız ve kimsenin işine yaramayan evliliği Pelin de istemeyecektir. Kızım, kahvaltıya inmeyecek misin? Aç değilim hala. Babandan kaçıyorsun. Babamın yüzüne artık bakamam. Onu kırdığım için, bana olan güvenini sarstığım için çok utanıyorum. Ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ben Macit'i çok seviyorum. O da seni seviyor öyle değil mi? Evet. Bana evlenme teklif etti. Ne dedin? Evet dedim. Ben onsuz yaşayamayacak kadar çok seviyorum Macit'i. Allah'ım. Lütfen babama bu aşkı anlatmamda yardımcı ol. Yanımda ol benim lütfen. Ah Neriman. Güzel kızım. Aşk.
Neriman, beni anlamak zorundasın. Baba, konuşabilir miyiz? Lütfen. Baba, beni dinler misin? Lütfen. Ay Zabcığım, ben de Neriman'ım. Fahriye. İyi ki geldin. Neriman, ağlama ne olur. Babamın bu yaptıklarını hazmedemiyorum Fahriye. Dışarı çıkmanı yasakladı mı? Yani ne yapacaksın? Bütün gün bu odada mı oturacaksın? Ya zaten dışarı çıkmıyorum. Ben babamın tekrar güvenini kazanmak istiyorum. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki. Tamam da nasıl olacak bu saatten sonra? Kolay değil. Bana inanacak. Macit'e inanacak. Bizim aşkımıza inanacak. Biliyorum. Neriman, sen Macit'le çok mutlu olacaksın. Sen de buna inan. Yani aslında Macit'le bizi bir kere olsun yan yana görse her şeyi anlayacak ama... Bulduk. Vallahi bulduk, billahi bulduk. Al şunu. Al. Ara Macit'i. Söyle buraya gelsin. Buraya? Evet, buraya. Söyle ona. Çok acil ama çok acil bir şekilde buraya gelsin. Ve aşkınıza sahip çıksın canım. Ara hadi. Fahriye. Macit, ben Neriman. Neriman? Ben çok şaşırdım. Ben de seni arayacaktım. Neden Fahriye'nin telefonunu aradın? Sonra anlatırım. Macit, benim seni görmem lazım. Çağır buraya, çağır buraya. Benim de Neriman. Benim de seni görmem lazım. Hemen çıkabilir misin? Yok, hemen çıkamam. Babam şimdi evden çıktı. Şimdi onun yokluğunda gelirsem yanına... Yani evden kaçmış gibi olur. Olmaz yani. Hem ben artık böyle çıkmak istemiyorum evden. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Neriman, ben evinin yakınlarına gelsem... Bak. Çok kısa da olsa görüşmemiz gerekiyor Neriman. Sen git, ben idare ederim. Tamam, geliyorum. Tamam. Macit, seni çok özledim. Ama evin bu kadar yakınlarına görünmekten korkuyorum aslında. Biliyorum canım. Fazla zamanla almayacağım söz. Ama seni muhakkak görmem gerekiyordu. Çok mu özledin beni? Seni özlememek mümkün değil ki. Telefondan defalarca aradım. Açmadın. Ne oluyor Neriman? Babam telefonumu gördü ve benden aldı Macit.
Ya aslında ben çok sıkıldım böyle babamı oyalayarak evden dışarı çıkmaya falan. Aşkımızı böyle gizli saklı yaşamak istemiyorum artık. Çünkü biz çok güzel bir şey yaşıyoruz Macit. Bunu herkes inansın istiyorum. Ve ben inanıyorum. Babam bizim aşkımıza inanacak. Senden ayrı kalmak çok zor benim için. Benim için de. Ama ben kararımı verdim. Ailemin karşısına seninle çıkacağım. Babam da tanısın artık seni. Babamı ikna etme konusuna gelince halam bize yardım edecektir eminim. Önce halamla tanışırsın. Zaten seni tanıyınca babam da ikna olacaktır. Herkes teker teker bizim aşkımıza inansın artık. Bir şey söylemeyecek misin? Nerman Hanım, bizim şu sıralar biraz soğukkanlı olmamız gerekiyor. Soğukkanlı mı? Aşkım, babamın durumunu biliyorsun. Bu kalp krizi bütün aileyi sarstı. Bir de şirkette de büyük bir kriz yaşanıyor. Bana biraz zaman ver. Şu işleri çözeyim, olur mu? Neriman, aslında benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Evlilik zamanıyla ilgili. Macit, aslında senin bana biraz zaman vermen gerek. Babamın bu durumlara alışması biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Ben babamın tam olarak güvenini kazanayım, sonra her şey çok daha güzel olacak. Kırdım mı seni? Benim sana kırılmam mümkün değil ki. Ben artık gitsem iyi olur. Görüşürüz. Babanı üzülüyorsun biliyorum. Toparlayacak oğlum işte. Çok şükür bak zor olanı atlattı. Benim babam da aynı yaşta kalp krizi geçirmişti. İşte uzun sürmedi, iyileşti abi. Macit, aslında senin bana biraz zaman vermen gerek. Babamın bu durumlara alışması biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Ben babamın tam olarak güvenini kazanayım, sonra her şey çok daha güzel olacak. Kırdım mı seni? Benim sana kırılmam mümkün değil ki. Bak şirkette kafana takma. Orada da her şey yoluna girecek. Arkandayım Arcıoğlu, hiç merak etme.
Ya bak, Hindistan'da çok fazla kriz yönetim deneyimim var. Koskoca Arcıoğlu şirketi bu. Halledeceğiz bir şekilde. Benim konuşmam lazım. Ha? Konuşmam gerekiyor. Macit! Anne. Oğlum, baban iyileşiyor. İyice kendine geldi. Yarın taburcu oluyor. Anne, inan bana, bugünün en güzel haberini sen verdin bana. Sayende oğlum. Babana Pelin'le evleneceğinizi söyledim. O kadar mutlu oldu ki. İyileşmek için nasıl çaba gösteriyor bir bilsen. Evlilik haberiniz onu nasıl motive etti. Mucize gibi bir şey. Oğlum neredesin? Küçük bir işim var anne. Ben babanın yanına hastaneye gidiyorum. O zaman hastanede buluşuruz. Sürekli seni sayıklıyor. Geç kalma, olur mu? Meyve getirdim kızım sana. Teşekkür ederim ana. Kalmadın umarım. Yok. Biz de yeni gelmiştik zaten.
versene. Halam Gülter, Macit. Çok memnun oldum. Neriman sizden çok bahsetti. Ben de oğlum. Bizim vaktimiz de yok. Böyle damdan düşer gibi olacak ama... Rica ederim lütfen. Neriman bana bir şeyler anlattı. Siz birbirinizi seviyormuşsunuz, evlenmek istiyormuşsunuz. Evet. Neriman'ı çok seviyorum. Peki. Evlilik konusunda ciddi misin? Evet. Neriman'la evlenmeyi çok istiyorum. Hala biraz üzerine gitmiyor musun? Kızım, bunlar önemli şeyler. Öyle çocuk oyuncağı değil. Sizi anlıyorum. Bu işin şakası kalmadı. Bizim evde durumlar fena. Neriman'la babası sizin bu evlilik meselesi yüzünden epey gerildi. Ben abimi tanıyorum. Ama bence adamın sana itimadı yok. Ama nasıl olsun? Hala. Sen karışma Neriman. Madem buradayım konuşacağım. Biz eski moda insanlarız. Gençlerin öyle biz birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz laflarından anlamayız da güvenmeyiz de. Gençlik aklı bir oradan eser bir oradan eser. Bugün seviyorum, ölüyorum diyen yarın ay o zaman öyleydi şimdi koşullar değişti diyiverir. Uzun lafın kısası seviyorsan, evleneceğim diyorsan bir an önce aileni alır gelir kızımızı istersin. Bu işi resmileştirmek lazım. Hem böylece Neriman'ın babasını da içi rahat eder. Ay vallahi her gün bizim evde ayrı bir gerginlik oğlum. Yani bu kıza da yazık. Eğer niyetinde ciddiysen. Gülter Hanım. Dediklerinizi çok iyi anladım, merak etmeyin. İyi. Neriman, yavrum hadi artık biz de kalkalım. İkimiz birden evden yok olduk. Hala bize 2-3 dakika müsaade eder misin? Tamam. Ben şöyle yan masaya geçeyim. Memnun oldum oğlum. Ben. Seni çok özledim. Ben de. Halamı getirdiğin için bana kızmadın değil mi? Tabii ki hayır. Yani seni tanıması gerekiyordu. Ben biliyordum seni tanıyınca aklındaki bütün soru işaretleri kalkacaktı. Macit o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Neriman ben... Sen de halamı ilk gördüğünde biraz heyecan yaptın ama sonradan iyi toparladın. Macit, biliyor musun babam bana çok tepkili. Aynı evin içindeyiz ve doğru düzgün benimle konuşmuyor bile. İşte bu da onun cezalandırma yöntemi. Kendinden mahrum bırakmak. Benim de durumum babamla pek farklı değil. Aslında... Ama ben biliyorum. Biz her şeyi yavaş yavaş halledeceğiz. Halam da bize yardım edecek. Babam da bizim evleneceğimizi anladığında o da rahatlayacak. Eğer babanın sana karşı bir tepkisi olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Neriman, ben...
Macit, o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Yani bugün kötü hiçbir şey olmasın istiyorum. Lütfen, lütfen. Yani sen halamla tanıştın ya. Bana sorsalar, biz bugün seninle nişanlandık. Neriman, Pelin ve ben... Biliyorum Macit. Pelin'le senin daha önceki durumunuz. Bir de bizim akrabalık durumumuz da var. Ama sen istemezsen ben Pelin'le yüz yüze bile gelmem. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam Macit. Biraz suskun görünüyorsun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Neriman, bak. Neriman. Çok. Affedersiniz, biz zaman nasıl geçtiğini anlayamadık. Olsun. İnşallah bizim evde rahat rahat görüşeceğiniz günler gelir de hepimizin derdi biter. Hadi. Beni çok özle, tamam mı? Resmen Gülter Sultan Macit Arcaoğlu ile tanıştı. Var ya, ben de inanamıyorum ya. Ay Gülter ablayı düşünüyorum da kesin şimdi Macit'in karşısında böyle kurum kurum kurulmuştur. Macit ne yaptı asıl? Heyecanlandı mı? Çok. Heyecandan doğru düzgün konuşamadı bile. E olacak o kadar. Heyecanlanacak tabii. Yani sonuçta bugün bir aile üyesi karşısına takdim edildi kendisi. Ay Neriman, Faiz amcayla tanışacağı gün de gelecek inşallah. Gelecek canım, gelecek. Bugün halamla Macit'i yan yana görünce iyice inandım. Halam da çok çaktırmıyor ama Macit'i görünce o da rahatladı. Macit'in evlilik konusundaki ciddiyetini anlayınca tabii. Fahriye ya, telefonunu verir misin? Macit'i çok özledim. E, aşk olsun Neriman. Soruyor musun bir de? Tabii ki ara. Ben sana bugün için teşekkür etmek için aradım. Halam çok belli etmese de seni bence çok sevdi. İnandı ve güvendi. Artık her şey çok daha kolay olacak. Tebrik ederim damat bey. Fahriye yapma. Neriman, bizim aslında konuşmamız gereken şeyler var. Biliyorum canım, biliyorum. Seni de böyle zorluyor gibi oldu değil mi? Aslında ben her şeyin farkındayım. Baban da daha yeni toparlanıyor. Ama bence biz her şeyin üstesinden çok güzel geleceğiz Macit. Sen bizim için en uygun zamanı düşünürsün. Ben sana bıraktım. Neriman, sana bir şey soracağım. Beni her zaman ve her koşulda sevecek misin? Ne olursa olsun.
Evet Macit. Ben seni her zaman ve her koşulda seveceğim. Bugün ve yarın. Sen benim yaşadığım sürece bildiğim tek aşkım olacaksın. Kapatmam lazım. Neriman kapatma. Neriman kapatma. Hadi bakalım. Anlaşılan konuşmuşsun Neriman'la. O kadar mutluydu ki tek bir cümle bile kuramadım. Çok zor dostum ya. Bu arada Duygu aradı. Biliyorsun seni bekliyorlar nişan için. Biliyorum. Herkes beni bekliyor. Bense burada oturmuş bir mucize bekliyorum Özgür. Anlıyor musun? Mucize. Macit, mucize sensin. Bu mucizeyi sen gerçekleştirebilirsin. Bir tarafta Pelin var. Bir tarafta Neriman. Aslında bu kadar basit. Sana basit Özgür. Bana değil. Tam ortasında benim ailem duruyor. Babam. Anladın mı? Abi o zaman alırsın Neriman'ı. Kolundan tutup babanın karşısına geçirirsin. Ya da burada böyle içmeye devam edersin. Ben ne diyorum ya? Sen bana bakma abi. Sonuçta bir karar vermen lazım. Ama bu kararı çabuk versen iyi olur. Görüyorsun. Sen de çok kıymetlisin. Yeter anne yeter. Uzatma tamam. Şahika. Neden alamı yazıyorsun? Bari burada yapma yani hiç sırası değil. Neyin sırası değil? Bu sinirinin. Birdenbire böyle çok kötü oldun. Ne olduğunu anlayamadım. Ben iyiyim de. Sen söylediklerimi duyunca çok kötü olacaksın. Şahika bırakır mısın kolumu ya? Allah Allah. Ne söyleyeceksen söyle Şahika. Ne yapıyorsun ya? Neriman. Ne kadar körsün. Çok merak ettim. Acaba sen ne görüyorsun? Macit Harcıoğlu'yla evlenme hayalleri kuran Neriman. Aklı bir karış havada Neriman. Aşık Neriman. Kandırılmış Neriman. Kızım anla artık ya, anla. Ne demeye çalışıyorsun Şahika? Safsın diyorum. Hem safsın... Hem de seni salak yerine koydular diyorum. Senin şu büyük aşkın var ya... Seni öyle böyle değil. Fena kandırdı güzelim. Macit... Seninle değil. Pelin'le evleniyor. Saçmalama. Sen burada etrafı mutlu mutlu gülücükler saçarken orada Macit ve Pelin'in nişan yüzükleri takılıyor. Yalan söylüyorsun Şahika. Eğer bana inanmıyorsan ara. Sor büyük aşkına. Aa. Ama istiyorsan şimdi arama. Çünkü cevap veremez. Şu dakikalarda nişan yüzükleri takılmak üzeredir. Yeah.
Niye gecikti ki bu kadar? Saat kaç oldu? Alo. Alo. Özgür. Macit'ten haberin var mı? Bak burada durumlar çok sıkıntılı. Eğer birlikteyseniz söyle lütfen. Az önce buradan ayrıldı. Bir karar verdi ve gitti. Bu arada ben gelmiyorum. Duygu. Her şeye hazırlıklı olun. Macit çok geç kaldı. Defalarca aradım, telefonlarımı da açmıyor. Özgür de ortada yok. Pelin. Ben Özgür'le konuştum. Macit'le birlikte değillermiş. Zaten Özgür de gelmiyormuş. Sana bir şey söyle. Ağlama. Neriman. Neriman. Her yerde seni aradım. Evde de kimse yok. Sonra mahalleden biri senin burada olduğunu söyleyince. Sus Macit. Neriman. Benim sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Macit. Doğru mu? Pelin'le evleneceğin doğru mu? Şahika'nın anlattıkları doğru mu Macit? Doğru. Ama... Sus! Neriman, beni dinlemen lazım. Neden? Neden? Lütfen git buradan.
Lütfen gitsene, gitsene, git! Neriman'ı duydum. Seni görmek istemiyor, git buradan. Neriman. Daha fazla uzatma. Git buradan.